konuya gelelim. Tartışma konumuza. İncil ne derece doğrudur ve ne derece orijinaldir? Bu konu çok tartışılmış. Halen de tartışılmaktadır. Doğruluğu, gerçekliği, sahteliği, mantıklı şekli ve tabii bence en önemlisi gerçek kimliği tartışılmaktadır. Bunun için buradayız. Dolayısıyla şimdi bu konuya değinmek istiyorum. Ama bildiğiniz gibi elimizde birkaç İncil var. O zaman şimdi ben hangi İncil'den bahsedeceğim? Genel olarak insanlar bir tek İncil vardır. Büyük çoğunluk bir İncil'in varlığına inanır. Ama ben size bunun doğru olmadığını göstereceğim. İşte bu gördüğünüz bir İncil. Ve bu daha çok Katoliklere hitap etmekte. Ve onların ülkelerinde okunmakta. Evet, söyleyin. Siz kutsal kitabın bu kadar küçük ve detaysız olmasını bekler miydiniz? Ben beklemezdim. Diğerine bakalım. Elime ikinci olarak üstünde orijinal İncil yazan bu kitap geçti. Sizlere biraz önce gösterdiğim İncil'le bu elimdeki kitabın içeriklerinin oldukça farklı olduklarını söyleyebilirim. Benden hangi İncil'i yorumlamamı istiyorsunuz? Deminki Katolik İncil'i mi, bu elimdeki Protestan İncil'i mi? Yoksa şu elimde tuttuğum Musevi İncil'i mi? Bazı çevrelere göre gerçek İncil bu. O zaman bundan mı söz edeceğiz? Ve son olarak birbirine çok benzeyen iki İncil daha göstereceğim. Hadi bunları ayırt edin. İyice bak. Bunlardan hangisinin gerçek olduğunu söyleyebilir misiniz? İkisinin de kapağında aynı şekiller ve aynı yazı bulunmakta. Dış görünüşteki tek fark bu 1952 yılında, buysa 1971'de basılmış. Sizce bunlardan hangisi gerçek İncil olabilir? Siz bana bunları tanımlamada yardımcı olursanız, o zaman ben de hangisinin gerçek İncil olduğunu öğrenir, ona göre bir yorum yaparım. Katolikler için mi, Protestanlar için mi, Protestanlar için olan mı, yoksa bu ikisi mi gerçek İncil? Hangi İncil hakkında konuşacağımı bilmiyorum. Çünkü bunların hepsi de birbirinden farklı. Evet, bunlar aynı değil. Hatta bu iki zincirler bile birbirinin aynı değil. Yüzlerine bakınca aynı gibi ama maalesef değil. Şimdi siz bana hangi İncil'i tartışmamız gerektiğini söylerseniz bir an önce konuya gireriz ve burada bizi dinleyen arkadaşlarımıza da vakit kaybettirmemiş oluruz. Evet, hangisi? Hangisi? Sizce bunlardan hangisi gerçek İncil? Konuşma sırası bana geldiğinde cevap vereceğim, çünkü size verecek iyi bir cevabım var. Teşekkür ederim. Pekala. İncil'in kapağını açtığımızda herhangi bir İncil'in şu anda belirlenmiş biri için değil, hepsi için konuşuyorum. Evet, herhangi bir İncil'in kapağını açtığımızda ilk sayfasının ilk satırında Tevrat'tan alıntılar görürsünüz. İlk kutsal kitabın ilk satırının aynısını. Burada Allah'ın dünyayı ve kainatı nasıl yarattığı anlatılmakta. Ve burada Allah'tan bahsederken Elohim sözü kullanılmış. Halbuki Elohim Museviler tarafından kullanılır. Aranızda Musevi ya da Musevi dostları olan varsa bunu gayet iyi bilir. Bu geçmişte de böyleydi. Bu gece de böyle, yarın da böyle olacak. Benim konuşmam bitince sözü değerli arkadaşım alacak. Ve ondan sonra buradan gideceksiniz. Evlerinize gidince lütfen Elohim kelimesinin sözlük anlamına bakın. Lütfen bu sözcüğü çevirin. Sözlüklere baktığınızda bu sözün Musevilerce kullanıldığını ve Allahlar anlamına geldiğini görürsünüz. Elohim
İbranice Allah demek. Elohim de Allah demek. Ama Elohim Allahlar demek. Musevi dilinde bu böyle. Burada gerçekten de çok büyük yanlışlıklar var. Korkunç bir çeviri hatası yapılmış. Allah'ın gönderdiği orijinal İncil diye iddia ettiğiniz kitabın ilk sayfasının ilk paragrafının ilk satırı Allahlar diye başlıyor. Bunun anlamı ne? İnsanlar neye inansın? Allahlar demek istiyorsa neden Allah tektir diyorsunuz? Hadi ilk cümlede hata diyelim. Sonra bunu hala gerçek kitap var dedi. Çünkü bu dünyada onun gerçekliğine inanan birçok insan var. Ve buna da saygı duyuyorum. Bu kitabın gerçekliğine inanıyorsanız lütfen kapağına dikkat edin. Ben kutsal kitapların birçok kez çoğaltılmış olsalar bile kapak işlerinin böyle olacağını sanmazdım. Bunu tartışması bile olmaz. Doğru. Din kültürüyle bir parti ilgilenmiş biri bile bunu hiç tartışmasız kabul eder. O zaman bu kitabın gerçek kimliği sizce ne olabilir? Allah'ı bile tam tarif edemiyor. Onu bile değişik değişik söylüyor. Kitabın başında dünyanın yaratılışından bahsederken Allahlar diyor. Ortalarındaysa cennetten bahsederken deminkine tam ters olarak Allah diyor. Bir yerde Allah'ın tek olduğunu yazarken diğer bölümde bu kelimeyi çoğul olarak kullanıyor. Benim öğrenmek istediğim milyonlarca Hristiyan, Piskopos ve bu dinin diğer görevlileri bu çelişkiyi nasıl kabullenebilmişler? Çünkü onlar için Allah her zaman tektir. Bu doğru. Onlar doğrusunu biliyor. Fakat gerçekliğine inandıkları ve kutsal dedikleri kitapta kendi inançlarına ters düşen birçok çelişkili ifade bulunmaktadır. Bu durumda bu kitabın Allah tarafından gönderildiği ve biri ya da birileri tarafından değiştirildiği açıkça görülüyor. Evet, bu burada bulunan beş kitapta gerçek değil.